Merhaba canım öğrencilerim, nasılsınız? Ben sizleri çok özledim. Umarım bu özlem en kısa zamanda biter ve biz de okulda derslerimize devam ederiz. Bildiğiniz gibi temel dersleriniz online ders olarak veriliyor. Ama ben bilgisayar dersini online şekilde değil de hani YouTube'a video çekimi yükleme şeklinde yapmak istedim. Çünkü derste de sizi sürekli takip etmem gerekiyordu. Sürekli yanınıza gelmem gerekiyordu. Hani bu videoyu durdurup çok iyi şekilde anlayıp ilerlemeniz gereken bir ders. Bugünkü etkinliğimi anlatıyorum. Birlikte saat uygulaması yapıyoruz. Ben bir tane buraya saat resmi ekledim. Akrep, yelkovan ve saniye çizgisini ekledim. Bakın, başlatıyorum. Şu an saat 10'u çeyrek geçiyor ve saniye devam ediyor. Ben bu videoyu akşam saat 10'u çeyrek geçe çekiyorum. Yani şu anki saatimizi gösteriyor bize yaptığımız uygulama. Nasıl öğretmenim? Tabii ki zor değil, çok basit. Şimdi saniye, saat ve dakika için çizgilerim yani akrep, yelkovan ve saniyemi ekledim. Bir tane dekorum var. İsterseniz bu dekorun üzerine siz de eklemeler, oynamalar, isimler yazabilirsiniz. Tasarım tamamen size kalmış. Bir yerine buralara arkadaşlarınızın kafasını da koyabilirsiniz. Yeter ki eğlenerek öğrenin. Her şey serbest. Burada çok basit kodlarımız var. Şimdi onları anlatacağım. Sıfırdan birlikte yapacağız uygulamayı. Evet çocuklar, boş bir sıkıcı açtım. Şimdi uygulamam başlıyorum. İlk yapmam gereken şey daha önce indirmiş olduğum bir tane saat resmini uygulamama almam. Aldım, saatimi koydum. Şimdi 3 tane dekor çizeceğim. Kukla çizeceğim, pardon. Kukla çizime geldim. İsterseniz bunları da internetten yükleyebilirsiniz. Ben çizmek istedim. Çizgimi seçtim. Burası, bu gördüğünüz nokta tam nesnemizin ortası, odak noktası olduğu için buradan başlıyorum çizime. Şöyle bir tane 0 derece olarak bir şekil çizdim. Bunu da alayım. Şimdi bunu çok uzun yapmışım. Bunun ismi ne olsun? Saniye olsun. Bu saniye olsun. İsterseniz bunu siyah da yapabilirsiniz ama genelde kırmızı oluyor ya. Ben bunu kırmızı yapmak istiyorum. Genelde kırmızı ve ince olur. Yaptım. Şimdi yeni bir tane kukla çiziyorum. Kukla çizime geldim. Bu seferkinin rengi siyah olsun. Birazcık da kalın olsun. Çizmeye başlıyorum. Aldım yine odak noktasından. Geldim. Küçük bir tane yapmam lazım. Bıraktım. Bunu şöyle ortaya alayım. Bu da bizim akrebimiz olsun. Son kuklamı çiziyorum. Üçüncü kuklamı. Başlıyorum çizmeye. Bunu biraz daha uzun yapıyorum. Dümdüz çizdim. Bunu da alayım şu şekilde. Görelim. Yelkovanımız akrepten uzun. Gördüğünüz gibi. Bunun ismini de yelkovan yaptım. Şimdi oyun başladığında, daha doğrusu oyun değil, bu bir uygulama. Uygulama başladığında, yeşil bayrağa tıklandığında şöyle bir şey olması gerekiyor. Hemen saniyeyi kodlamaya başlayalım. Oyun başladığında, yeşil bayrağa tıklandığında hareketten başlangıç noktalarına gitmeleri lazım. Yani sıfıra sıfır. Hemen bir kontrol edelim. Saniyemiz başlangıç noktasına gitti. Daha sonra başlangıç noktasına gidince bunların yönlerini doğru koymamız gerekiyor. Yani 0 derece yönüne yönel diyeceğiz. Bu şekilde. Yani yukarıdan başlayacaklar ve ona göre, hani saat buradan başlar ya, başlangıç noktası 0 0 olarak kabul edilir ya. O yüzden 0 derece yönüne yönel dedik çocuklar. Şimdi bunun aynısını akrep için kodluyorum, gönderdim. Bunun aynısını yelkovan için kodluyorum, gönderdim. Oyuna başlıyorum. Bastım. Şu an hepsi aynı hizada. Üçü de hazır. Akrep, yelkovan ve saniyemin başlangıç noktasını, yani konumunu ve derecesini belirledim. Şimdi sizinle çok küçük bir matematik işlemi yapacağız. Şimdi çocuklar, saniyemiz. Önce saniyeyi kodluyoruz.
Şimdi saniyemiz buradan dönecek, dönecek, dönecek. Kaç derece dönmüş olacak buraya geldiğinde? 360 derece dönmüş olacak. Peki, bir dakika kaç saniye çocuklar? 60 saniye. Yani biz bu 360 tam turu 60 saniyeye böldüğümüzde bizim saniyemizin her bir saniyede kaç derece döneceğini bulacağız. Hemen işlemimizi yapıyoruz. 360 bölü 60 cevap 6 derece. Yani bizim saniyemiz her bir turunda 6 derece dönecek. Peki bunu akrep için yelkovan için kodladığımızda, yelkovan için düşündüğümüzde ne olacak? Yelkovanda da şimdi yelkovan da dakikayı gösteriyor. Peki bizim yelkovanımız böyle bir tam tur yani 360 derece döndüğünde yelkovan 360 derece dönüyor. Ne oluyor? 1 saat oluyor. Peki 1 saat kaç dakika? 60 dakika. O zaman biz yine bu 360 dereceyi 60'a böldüğümüzde yelkovanımız da her bir dakikada 6 derece dönecek. Ama bu iş akrep için öyle değil. Çünkü akrebimiz bizim duvarımızda 12 tane saatimiz var. Burası 360 derece. Bizim akrebimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kere 12 kere döndüğünde tam tur yapmış oluyor. Yani 360 dereceyi 12 saate böldüğümde cevap 30 çıkıyor çocuklar. Her biri 6 derece dönerken akrebimiz ne yapacakmış? 12'den 5'e gelmesi için 30 derece dönecek. 2'ye gelmesi için mesela 30, 60, 90, 120 gibi. Anladınız mı burayı? Umarım anlamışsınızdır. Şimdi kodlamaya geçiyorum. Saniyeden başlıyorum çocuklar. Saniyeden başlıyorum kodlamaya. Diyeceğiz ki, şimdi sürekli olarak dönen bir çizgimiz var bizim. Sürekli olarak dönüyor. Peki ne oluyor? Sürekli olarak bir dereceye yöneliyor. Yönüne doğru, yönüne yöneliyor. Şunu kullanalım. Peki kaç dereceye yönelecek? Bizim saniyemiz kaç dereceye yönelecek? Şimdi bizim bu sıkracın içinde öyle bir kodumuz var ki algılamadan bizim şu anki, şimdiki saniyemizi bize söylüyor. Şimdiki saniyemiz bizim 7 ise buradaki saniye ibresinin 7 çarpı 6 yani 42 derece dönmesi gerekiyor. Ne demiştik? Saniye her seferinde 6 derece döndüğüne göre eğer şu anki saniyemiz bizim kaçsa 6 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman yeşilden işlemi alıyorum. Diyorum ki şu anki saniyemizle 6'yı çarp diyorum. Mesela siz telefondan anlık saate baktığınızda hani saat şöyle gösteriyor ya çocuklar. Saat 22, 23, 30, 31, 32, 33 hep ilerleyen bir saniye var. Bu da şimdiki saniyeyi alıp 6 dereceyle çarpıyor ve bizim gördüğünüz gibi saniyemizi ilerletiyor. Demek ki 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gördüğünüz gibi saniyeyi alıp 6 dereceyle çarpıp o dereceye doğru yönlendirdi saniyemizi, saniye çizgisini. Şimdi biz bunun aynısını yelkovana da yapacağız. Koydum yelkovana. Yelkovana tıkladım. Yelkovanda neydi? Yelkovan saniyeyi değil, dakikayı gösterir. Yelkovan için hesap yaptığımızda da yelkovanda her bir döndüğünde 6 derece döneceğini söylemiştik. Çalıştırıyorum. Evet, şu an saat 24 geçiyor. Yelkovan da doğruyu söylüyor. Tek kalan kodumuz akrep. Akrebe tıkladım. Hatta yine saniyemden çekeyim kodumu. Tuttum. El işaretini görünce bıraktım. Akrebe tıkladım. Aldım kodumu en alta ekledim. Bu da her saat yani saatimiz eğer 10'sa gelecek bununla kaçı çarpacak demiştik? 30'u çarpacak demiştik. 300 derece döndü. Gördüğünüz gibi. İşlem yaptık. Dedik ki
Saniye ibresi her seferinde 6 derece dönüyor. Yelkovan ibresi de her seferinde 6 derece dönüyor. Ama akrebimiz 360 tam turunu 12 saate böldüğümüzde 30 derece dönüyor. 30, 60, 90, 120 bu şekilde. Buraya da geldik. 30 yazdık. Kodlarımız bu kadar çocuklar. Büyütüyorum. Durdurdum. Saati başlattım. Şu an gördüğünüz gibi saatim 22:25. Uygulamamız doğru çalışıyor. Umarım sizler de anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi çok öptüm. Görüşmek üzere.